Herkese selamlar, merhabalar. Benim güzel ve değerli takipçilerim, arkadaşlarım, kanalımın yeni misafirleri, benim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine şahane bir tarifimi paylaşıyorum. Evet, cilt çatlakları. Doğumdan sonra oluşan cilt çatlakları, fazla kilo aldıktan sonra oluşan cilt çatlakları, topuktaki çatlaklar. Bunların hepsini giderebilecek bir güzel tarif paylaşacağım. Evet, hemen tarife geçiyoruz. Arkadaşlar, uygulamasında tabii ki de anlatacağım sizlere. Evet arkadaşlar, bakın ben şimdi sizlere ne göstereceğim. Benim güzel büyüttüğüm, yetiştirdiğim aloe veralarım. Bu şekilde yetiştiriyorum. Aloe verayı sadece haftada bir kez suluyorum ve arkadaşlar gölgede tutuyorum. Gölge yerde gördüğünüz gibi yetiştiriyorum. Şimdi de tabii ki de aloe veranın bir dalını alalım ve sizlerle tarife başlıyoruz. Evet, aloe veramı kestim, getirdim. Bakar mısınız? Şöyle sarı bir jeli var. Bu sarı sıvı jelini almamız lazım. O yüzden aloe veramızı alıp bir 15 dakikaya suya bırakıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde suda 15 dakika bekletelim. Zararlı acı sıvısını çıkartalım. Ondan sonra kullanımına geçebiliriz. 15 dakika geçti arkadaşlar. Bakın sarı jeli çıkmış oldu. Şimdi de bir güzel durulayıp getiriyorum aloe verayı. Şimdi aloe veranın iki tarafındaki dikenli taraflarını kesip alalım. Ve aloe vera dalımızı doğrayalım. Parçalara bölelim arkadaşlar. Şimdi blenderimize gönderiyoruz. Evet, aloe veramızı blenderden geçiriyoruz arkadaşlar. Bir gazlı bez alıyorum. Aloe vera jelimizi yerleştiriyoruz. Ve gazlı bezin yardımıyla jelimizi sıkıp alıyoruz arkadaşlar. Bu jelin üzerine 100 ml zeytinyağı döküyorum. Ondan sonra bir çok güzel malzeme arkadaşlar, bu mum. Mum, herhangi bir mum kullanabilirsiniz. İsterseniz arının mumunu da kullanabilirsiniz. İsterseniz normal marketteki mumu da kullanabilirsiniz. Evet, bu mumdan alıyoruz. 20 gram ekleyeceğim arkadaşlar. Burada benim mumum 40 gramdır. Ben yarısını ekliyorum. 20 gram mum ekleyelim. Bir güzel üçünü karıştıralım öncelikle burada. Bir cam kavanozumuza aktarıyoruz. O kadar güzel bir merhem ki, o kadar güzel bir krem ki. Alalım bir tenceremizi, ufak havlu serelim, kavanozumuzu yerleştirelim. Su dökelim tencerenin yarısına kadar. Ve şimdi de ocağa yerleştiriyoruz. Tenceremizi ateşe yerleştiriyoruz ve sadece 15 dakika mum eriyene kadar ve yağımız ısınana kadar, merhemimiz ısınana kadar kaynatacağız. Kısık ateşte arkadaşlar. 15 dakika kaynatalım. 15 dakika kısık ateşte kaynattıktan sonra alıyoruz. Kavanozumuzu çıkarıyoruz. Ve yağımızı soğumaya bırakıyoruz arkadaşlar. Evet, merhemimiz soğudu, hazır oldu. Şimdi kullanıma hazırdır. Önce sizlere uygulamasını anlatacağım. Alıyoruz,
çatlak oluştuğu yere, ben elimde göstereceğim. Siz çatlak oluştuğu yere uygulayınız arkadaşlar. Alıyoruz merhemimizden ve uyguluyoruz cildimize. Göbeklerde oluyor, bacaklarda oluyor, topuklarda oluyor. Evet, bunu uyguladıktan sonra bir güzel uygulayalım. Akşamları yapalım ve bir günde bir defa yapmamız yeterlidir arkadaşlar. Ondan sonra, uyguladıktan sonra bir streç filmle saralım. Cildimizi, göbeğimizse göbeğimizi sarıyoruz. Bacaklarımızsa bacaklarımızı sarıyoruz arkadaşlar. Streç filmle sarıyoruz. Şöyle. Ve bu şekilde 40 dakika bekletelim. 40 dakika bu şekilde streç filmle merhemimiz kalsın cildimizde. Ondan sonra alıyoruz, çıkartıyoruz ve eğer gerek duyuyorsanız duş alıp yıkayabilirsiniz. Zaten sinmiş olacaktır. Eğer rahatsız olursanız, çok sürdüyseniz yıkanıp suyla temizleyebilirsiniz. Olmazsa da bu şekilde yıkamadan da kalabilir cildimizde arkadaşlar. Tabii bunu önceden kullanmadan önce bununla birlikte daha vücut scrub'ı da kullanmamız daha da yetkili olacaktır. Yarınki videolarda ben size vücut scrub'ı da yapacağım cilt çatlaklarına karşı. Evet, böyle uyguladıktan sonra tabii önce vücut scrub'ıyla güzelce peeling yapıyoruz. Ondan sonra merhemi uyguluyoruz. Ondan sonra streç filmle sarıyoruz ve 40 dakika bekletiyoruz arkadaşlar. Bir günde bir defa yapmamız yeterlidir ve bunu her gün yapabilirsiniz. Kalan merhemimizi alıp kapağını kapatıp buzdolabında saklayabiliriz arkadaşlar. Saklanma raf ömrü buzdolabında 6 ay kadar gidecektir. 6 ay durabilir ve her zaman kullandığınızda buzdolabından alıp çıkartıp kullanıp sonra tekrar buzdolabına koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar, tarifi izlediniz, gördünüz. Aslında gerçekten evdeki olan bileşenlerle çok güzel bakım yapabiliriz kendimize ve cildimizdeki oluşan o çirkin sevmediğimiz, beğenmediğimiz çatlaklardan bile kurtulabiliriz evde doğal malzeme, doğal bileşenlerle. Tarifi umarım sizlere çok iyi anlatmışımdır diye düşünüyorum. Ama yine sorularınız varsa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Sizlere cevap vermekten her zaman mutluluk duyarız arkadaşlar. Yeni videolarda tekrar görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakınız. Bye bye.